Evet, kulaklarınıza inanamayacaksınız. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu televizyon programında dedi ki, cami olarak açılan Ayasofya'nın bir bölümünün, yani cami olan bölümünün bir kısmının, mekan çok genişmiş çünkü, tekrar müzeye çevrilmesi olabilirmiş. Turistler gelip dolaşabilirmiş. Birincisi, hiç Ayasofya'ya gitti mi merak ediyorum. Turistler zaten Ayasofya'ya çok rahat giriyorlar, çıkıyorlar. Hiçbir sıkıntı yok. Ayasofya'nın üst katları, iç balkon kısımları orijinaline uygun çok titiz bir şekilde restore ediliyor, bozulmadan. Fakat ne gariptir ki Saadet Partisi, yani Genel Başkanı, güya milli görüşçü ve Erbakan hocacılar, Erbakan Hoca'nın en büyük hayallerinden bir tanesi Ayasofya'nın tekrar cami olarak açılmasıydı. Ama şu an cami olan mevcut kısmını tekrar müze olarak açmayı teklif eden kim? Saadet Partisi. Demek ki o masada ona verilen görev de bu. Algıya baktığınız zaman bunu CHP söylese olmaz ama Saadet Partisi, yani sözüm ona dindar bir kesimin bunu söylemesi tabii ki algı olarak çok daha yumuşak, çok daha ılıman gibi verilir. Halbuki Ayasofya Camii'nin içine gidenler, gelenlerin vakit namazı hariç hemen hemen çoğunun turist olduğu, içeri çok rahat girdiği, dolaştığı ve fotoğraf çektirdiği, incelediğini görürler. Ama amaç burada ne? Zaten Ayasofya üzerinden biliyorsunuz çok büyük bir Haçlı'dan bu yana bu İslam'a karşı olan savaşta Ayasofya Camii'nin önemini ve Ayasofya Camii üzerinden yapılan söylemleri ve o bir takım dış söylemlerde de Ayasofya tekrar işte kilise olacak ya da müze olacak gibi söylemleri biliyorsunuz. Ne garip ya. Ya çok enteresan. Ne milli görüşçüler ne Erbakancılar. Çünkü Erbakan Hoca'nın, dedim ya, en büyük hayali Ayasofya'nın cami olarak açılmasıydı. Savunma sanayisi. İşte bu yapılanların aslında Erbakan Hoca'nın bütün hayallerini Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Baktığınız zaman Erbakan Hoca'nın hayalleri işte kalkınmada, köprülerde, yollarda, savunma sanayinde, doğalgaz, petrol, o bu, araç, araba, gemi, uçak gemisi, Ayasofya'nın açılması, işte bunların hepsi Erbakan Hoca'nın hayalleriydi. Fakat bugün Erbakan Hoca'nın partisi diye geçinen kişilerin kalkıp Ayasofya'nın, cami olarak açılan Ayasofya'nın cami kısmının bir kısmının da müzeye çevrilmesini söyleyecek kıvama ne getirdi merak ediyorum. Yani milli şuur sığdıramıyorum, inanç sığdıramıyorum. Bir ülkenin ideolojik, işte tarihsel mücadelesine sığdıramıyorum. Hiçbir şeye sığdıramıyorum. Onu bunu geçin. Yani normal bir caminin yarısını müze yapalım demek bile bana ters bir Müslümana. Ama Temel Karamollaoğlu'na da o masada verilen görev buymuş. Çünkü CHP HDP'yi ılımlaştırmaya çalışıyor, ılıman yapmaya çalışıyor. Orada da Yavuz Ağır Alioğlu işte bugün bir çıkış yaptı, ayrıca yorumlayacağım. Onun görevi, Temel Karamollaoğlu'nun, Saadet Partisi'nin görevi de demek Ayasofya'nın bir kısmını tekrar müzeye çevirmek üzere bir algı oluşturmayı sağlamakmış. Bunu nasıl söylerler Ayasofya'yı bilen? Ah, Fatih Sultan Mehmet Han. Bir de dinledim, diyor ki yok, Fatih Sultan Mehmet Han'ın asla tamamen müze olmasına müsaade etmezmiş. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Yaşına hürmeten bu zamana kadar biraz dikkatli oldum Sayın Karamollaoğlu ama hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Sana sadece Erbakan Hoca'nın diliyle hadi oradan. Ne demek ya? Ayasofya'nın ne anlama geldiğini nasıl bilmezsiniz? Ya da bu kadar şuursuz nasıl olabilirsiniz? Ayasofya'ya girip çıkan turistler, Türkler, Müslümanlar, Hristiyanlar Dinliler, dinsizler, herkes girip çıkabiliyor. Ayasofya'nın neresini müze yapacaksın? Ne yapacağım? Cami kısmını yarıya bölüp oraları taş, millet ayakkabıyla girip çıksın mı yapacaksın? Zaten içine kadar girip çıkıyorlar. Bir Ayasofya'ya gidip de oranın nasıl muhteşem ve güzel bir cami olduğu ve neler ifade ettiğini belki biraz anlarsınız. Evet sevgili dostlar, anlayın. Herkesin ayrı bir görevi var. Maalesef. O yüzden dedim ya, ben durduğum yerde duruyorum. Yani çok enteresan ya. Erbakan Hoca'nın kurduğu parti, Erbakan Hoca'nın en büyük hayali yapılmış. O hayali ortadan ikiye bölmek istiyor. O hayali ortadan ikiye bölüp Erbakan Hoca'nın ömrü boyunca mücadele ettiği zihniyetlerin düşündüğü gibi bir hale getirmeyi düşünüyor. Yorum sizin, başka hiçbir şey demiyorum. Ayasofya kırmızı çizgimizdir. Bu yüzden 14 Mayıs çok önemli. İşte masadakiler hepsi bir fikirlerini, fikirlerini ve düşüncelerini ortaya koyuyorlar. Biz Anıtkabir'e de sahip çıkarız, Ayasofya'ya da sahip çıkarız, camilerimize de çıkarız ve bu ülkede insanların inandığı kiliseler var, gittiği kiliseler, inananlar, onlara da sahip çıkarız. Eğer insansa böyle yaparsın ama çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. En azından seçimden önce herkes yüzünü gösteriyor. Görüşmek üzere.